Çın ortasında bile. Pekala, iş hayatı demiştik. Hayatın videolu sorusunu sorduk. Bu şarkıyı 15 yaşında bestelemişsin. Evet. Şarkının kime yazıldığı da bir şehir efsanesi oldu. Merak edenler Ekşi Sözlük'te bu konudaki yorumları takip edebilirler. Fırat Tanış ve bu şarkısıyla ilgili hangi duygularla bu şarkıyı yazdığın merak edildi. Ve soru geliyor. 15 yaşında neler yaşadın? 15 yaşında bizde Kadıköy şeyi çok baskındı. Kadıköy'de olmak, Kadıköy'de takılmak. Ondan sonra işte 15 yaşında kafamız karışıktı. Gerçi düzelmedi. Efendim? Hayır. Sadece okay, yönetmenimin sesini duyduğumu canlı yayında belirtmek istedim. Ya ben şimdi yani şarkısındaki gibi düşünmüyorum tabii ki. Hatta biraz şey buluyorum parçayı. Emo. Yani emo dedikleri bir tarz buluyorum. Yani çok böyle depresif, ondan sonra düşük, umutsuz, işte olmadığını düşünen. Çok da... 15 yaşı için çok iyi bir şarkı değil mi bu ya? Ama 15 yaş için son derece normal değil mi? Yani bu durum bana çok şey geliyor. Burada ama bu çok şarkının müzikal kalitesi, bestenin sağlamlığı 15 yaş için çok erken değil mi? Şimdi niye hiç bunu, hiç bunu şey yapmadım yani. Nasıl hiç bunu şey yapmadım? Yani şimdi bunu... niye dönüp 15 yaşında şarkının sözleriyle ilgili ya da şarkının tavrıyla ilgili bir şey küçümsüyorsun ki? Hayır, şarkı müzikal olarak çok iyi değil mi? Teşekkür ediyorum ama hiç bunu ya yani o zaman ne düşündüm de böyle oldu hakkında bir şeye girmedim. İşte ne anlatıyorsa o haldeymişim. Çok da didiklemedim oraları. Şu anda kaç yaşındasın? 45. Peki 45 yaşının emo olmayan aynı güçte başka bir şarkısı var mı? Bilmiyorum. Nasıl var mı? Yani bana mı bırakıyorsun onu? Bilemiyorum. Ama orada parçanın aslında makamsal bir yapısı var. Bu bizi çok yakalıyor. Mesela Nihavend bizi çok etkileyen bir makam. Ondan sonra melodisinin böyle bir spiral bir melodisi var. Yani bir döngü halinde bir melodisi kesinlikle var. Bu da bizi çok yakalayan bir şey. Nasıl oluyorsa 15 yaşında müzik dünyasında hangi şarkının tutacağını da çok iyi kestirmiş. Çok da kestirdiğim bir şey değildi. Yani yapıp işte böyle de bir şarkı var dediğim bir şeydi. Bir gün Emre Altuğ bizim okuldan arkadaşımız. Nedir yani, sen Mozart mısın, Arthur Rimbaud musun? Yani hani Arthur Rimbaud gibi en iyi şiirlerini 19 yaşına kadar yazmak falan gibi. Mümkün. Mümkün ve hatta bu çok daha mümkün. Yani kendini öyle görüyor musun? Hayır, çok farkında değilim. Açıkçası çok net söyleyeyim size, çok bunun çok farkında ve şeyinde de değilim yani, bunu zaten fark edemem de ben. Bunu benim fark ediyor olmam da çok yani doğru bir yapılanma olmaz. Hani bu bilemiyorum oraları. Hani vardır ya, kırk ayağı baba ayakların nasıl takılmadan yürüyorsun demiş. O da ne derken evet. Devrilmiş yani. Bunu benim fark edebilmem Ama zaten böyle bir sanatçısın. Yani 10 parmağında 10 marifet ya da işte çok yönlü, çok becerili böyle bir sanatçısın evet. Zaten. Yani hani girip de hani bu da müziğe girmiş de bir iş yapabilmiş mi dediğimiz değil. Hayır, girmiş ve belki önümüzdeki 50-100 sene en çok sevilen şarkılarda mutlaka ilk yüzde olacak bir şarkı yapmışsın. Ya da ilk onda olacak bir şarkı yapmışsın. Ya bana göre ilk onda olacak bir şarkı yapmışsın. Evet ama bunu yani ama orada da fazla durmuyorsun. Evet, çünkü 15 yaşında bunu yapmak bana daha şey geliyor, daha olası geliyor. Belki ileri yaşlarda yapmak daha zor. Ama biz 15 yaşındayken hakikaten de etrafımızda herkes müzikle çok şeydi yani, çok ilgiliydi. Yani çok öyle bir yerde büyüdüm. Bir sürü müzisyenle çok yan yana dirsek temas halinde herkes birbirine bestesini dinletir, yapar. Yani hani beste müzikle uğraşma, beste yapmakla uğraşmanın, bununla gerçekten uğraşmanın bir yes. Evet. Şu nedenle kestim. Aslında soruları hazırlayan ekibimin derdi senin nasıl bir aşk yaşamış olduğun. Hayır, bir aşkla ilgili bir şey değil bu. Hiç. Hiç bir kadına vesaire yazılmış bir şarkı da değil. Tam tersine yani. Yani Ekşi Sözlük'te bu konuyla ilgili yorum yapanlar salak mı yani? Ya hayır, bir salaklık değil, estağfurullah, da sadece bir yanlış bir şey kanı.
Öyle bir şey değil. Zaten içinde aşkla meşkle ilgili de bir şey de geçmiyor. Evet ama şarkı sen aşık olmuşsun da yapmışsın gibi görünüyor. Yok hayır, öyle bir durum değil. İnsan felsefi olarak hayatla ilgili düşünürken bu duygusal akorlar nasıl bir araya geliyor? Bilmiyorum. Çok... O zaman bunu psikiyatra tekrar sorman lazım. Yani ben sabahtan çok... akşama kadar ağlayan bir tipliyim. Nasıl bu kadar her şeyle ilgili bu kadar duygusal düşünüyorum? Bilmiyorum yani bu konuda.